Çayır çimen geze geze of, çayır çimen geze geze of. Oldum ben bir geveze, kızına gönül verdim, darılma Sabriye teyze, of nenem of. Çayır çimen geze geze Ballışehir'e geldik. Ballışehir Kırıkkale'ye bağlı ve rivayet edilir ki Şeyh Edebalı buralıymış. Burada ne var? Tandır var. Tandırda ne pişecek? Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Kızlar. Hoş bulduk. Ateşin başında buna gerek yok değil mi? Yok. Sizden rica etsem, istirham olsa, acaba montumu geçici bir süre tutabilir misiniz? Tutarız, ver. Çok teşekkür ederim. Bu nasıl bir kibarlıktır? Bu nasıl bir inceliktir? Bana mafih tek dişi kalmışsınız fakat bana ince... Bana bir diş taktırsan. Buyurun efendim. Bana bir diş taktırsan. Size bir diş değil, bin diş feda olsun. Heh. Kolunuzdaki genç kız misali bir tane bileziği taktırsanız... Heh. Diş değil, dişler sizin, affedersiniz, hizmetkarınız olur. Ya. İsminizi bağışlar mısınız acaba? Fatma Koçak. Fatma Hanımefendiciğim. Burada ne örüyorsunuz Fatma Hanımefendiciğim? Malcılık yapıyorum. Davarım var, ineğim var. Başka mala ihtiyaç varsa bir tanesi karşınızda duruyor. Davarın, keçinin ve ineğin haricinde bir hayvanata ihtiyaç varsa emrinize amadeyim. Çalışır, çabalar, 1000 ya da 2000 YTL kazanır, ağzınıza porselenleri dizer, öyle giderim isterseniz. Neden saman yakıyorsunuz efendim? Neden saman ateşiyle pişiriyorsunuz? Çöreğe mi? Çöreğe efendim. Evet. Başka bir şey pişiriyor musunuz üzerinde? Ekmek ediyoruz, ekmek büyük. Yufka pişiriyorsunuz. He. Bunu pişiriyor da hani hızlı yanmasın da şey olmasın, ağır ağır bitsin, içini çeksin diye. Bu boya. Yani odun falan olduğunda odun yanar olunca, mı? He, hızlı yanar. O zaman da dağlanır işte ağır ağır pişecek ateş. Ama adı üzerinde, lafı üzerinde saman alevi gibi bir parlayıp bitiyor. Hemen bitiyor saman. Yo, ağır ağır o kendini çeke çeke pişer. İki tane sadece. Bugün kaç ton yapacaksınız efendim? Kaç ton yapmayı düşünüyorsunuz? Çöreği mi? Çöreği. Yok canım, ne tonu? Yani karnımı doyuracak yapak yeter. Koyun mu doyuracağım? Affedersiniz, ben uzaktan öküz gibi mi görünüyorum? Aa ya, estağfurullah. Yerim yarısını yeter. Yerimde koca bir dürümle öyle geziyorum mahallelerde ya. Kim ya? Ya televizyonda görüyorum öyle seni. Sen görüyorsun, ben mahallelerde elimle dürümle mi geziyorum? He, dürümle geziyorsun ya. Bundan sonra bırakacağım, dürümsüz gezeceğim. Haydi bakalım. Allah korusun, yine karşıma çıkarsan yapıştırırsın kafama. İstek de mi alıyor? Ne? İstek türkü de alıyor mu öyle? Vallahi yerime sen tabii. Buyurun efendim. Buyurun. Ver kuşu, şeyi de ona bir türkü çağırayım. Armut dalda nasılsın, yar 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 amandan, aslan yarim nasılsın, ninanay yavrum ninanay. Aslan yarim nasılsın, ninanay yavrum ninanay. İkimizin sevdası, yar 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 amanda, gazetelerim sızsın, ninanay hopay ninanay. Haydi yavrum, yaz geldi, çarşıya kiraz geldi. 5-10 paralı kaldıydı, moda yarim az geldi. Hopa şine şinanay, şinanay nay, şinanay yavrum, şinanay nay. Hopa şine şinanay, şinanay nay, şinanay yavrum, şinanay nay. Elmas. Elmas saygı. Elmas hanımefendi. Çok güzel bir hanım isimlerinden bir tanesi. Ama bir şey takmamışsınız, sadece isminiz Elmas. Pek öyle takıyor, bilmem yere pek bir işiniz yok. Siz efendim, siz de şey mi bekliyorsunuz? Pişmesi mi bekliyorsunuz? Hı hı, komşular yapıyor, ne yapalım, biz de bekliyoruz. Öyle midir, komşunun yaptığını duyar duymaz gelinir değil mi? Tabii. Sorgusuz sualsiz. Tabii. Herkes geliyor, ne varsa yer güler. Tabii. Yanınızdakiler kimler efendim? Gelinlerimiz. Gelinlerimiz. Evet. Maşallah. Gelinlerimiz de hakikaten mal kuşuna döndürmüşsünüz. Bir süt dökmüş kedi edasıyla oturuyor. Gördün mü bak, ne cabbar kaynanalar var, bir de ben kaynanayım diyorsun. Benim çocuklarım yetişik ama evli değiller. Bunlar komşularımın gelinleri, komşumun gelinleri. Yani burada kaynanalık, gelinlik için illa gerçek kaynana gelin olmak gerekmiyor galiba. Ya onlar öyle, gelirse öyle gelinlik edecek yani. Öyle değil de işte. Tabii bir saygı var. Siz konuşmaz mısınız efendim sizden yaşlı? Böyle kaynanınızın karşısına duruyor gibi duruyorsunuz da hafiften. Allah rahmet eylesin. Sizin gelinlik yaşı biraz geçmedi mi ablam? Size gelin muamelesi yapıyorlar. Evliyiz biz.
Elti ne oluyordu? Kayınkarısı. Kayınkarısı ne dedi? Kardeş kardeşim. Sizin kayınbirader, kocanızın halası mı oldu? Hayır, hayır. Kardeş. Beyler kardeşsiz. Anlaşıyor musunuz? Anlaşılmıyor. Eltiler pek anlaşamaz deniyor mu? Hacı gibi geçiniyor. Öyle diyeceksin tabii. Ne diyeceksin? Sabah akşam saçını yoluyorum demeyeceksin tabii. En ağır işi siz yapıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Evet, ben büyük eltiyim ya bari. Büyük elti? Nasıl yani? Orada da kıdem mi vardır efendim? Tabii. İsminizi bağışlayınız lütfen. Adalet Durak. Adalet hanımefendi. Buraya gelin mi geldiniz? Gelin geldim. Nereden gelin? Çelikli'den geldim. Çelikli uzak mıdır? 21 kilometre. O kadar da uzak değilmiş. Fazla uzak değil. Bir gurbet durumu yok yani. Var var. Annem, kardeşlerim hepsi gurbette. Gurbet neredeler? Fransa'dalar. Oo, Allah kolaylık versin be abla. Amin. Özlüyorsun onları. Tabii. Geldiklerinde bunları yaparsın ama. Tabii yaparım. Çok severim. Öyle mi? Tabii. Adalet Hanım efendim, önlüğü siz mi icat ettiniz? Ben icat ettim. Bu önlüğün önceki hali bir masa örtüsü müydü, perde miydi, duvar halısı mıydı, neydi bu? Masa örtüsü. Masa örtüsüydü. Demek ki neymiş? Masa örtüleri yıprandığı zaman onları alır, örtü yaparsınız. Aslında hafiften bir şalvar havası da var. Var. Sanki böyle şalvar belden alınmış da üste kadar çekilmiş gibi bir durum var. Öyle. Bunlardan mı koruyorsunuz? Bunlardan koruyorum. Büyük eltiler mi açar? Büyük eltiler açar. Yazık değil mi size? Sizden bir büyük elti olsaydı da bu işleri o yapsaydı, o yapardı. Siz de diğer eltiler gibi hazıra konup beklese. Gülecek bir şey yok. Hiçbir şey yapma, oturuyorsunuz orada. Kikim kikim kikir diyorsunuz orada. Kukuma kuşu gibi oturuyorsunuz. Hanımla... Hazır bekle, sen zaten yeterince. Hazıra konmuşum be abla. Peki abla, alakasız olacak ama bir soru soracağım. Ateşe sırtınızı döndüğünüz zaman, ateşe böyle ters oturduğunuz zaman, böyle ısındığınız zaman, hatta bağırmamak için kendinizi zor tuttuğunuz zaman, iş böyle ne bileyim çığırından çıkmak üzereyken koşup üzerine oturabileceğimiz bir yalak, bir su birikintisi var mı buralarda? Havuz var dışarıda. Havuz var. Ben bir koşu gideyim geleyim, dayanamıyorum. Efendim havuzdan buraya gelene kadar geçen süre içerisinde anladım ki bizim topu 4-4,5 dakikamız var ya da yok Adalet abi. 4-4,5 dakika içerisinde bu sohbet ya bitecek ya ben tekrar havuza gidip ços diye oturacağım. Bu yaptığınız şeyin adı nedir? Gözleme. Gözleme. Ama farklı yerlerde farklı isimler oluyor. Mesela buna gözleme denmeyen yer var. Gözleme diller, katmer diller. Katmer deniyor işte bazı yerlerde. Gözlemedir. Gözleme ile katmer farklı şey mi? Yok aynı. Aynı isimleri değişik. Sizin gelin var mı? Yok gelin var. Evlendireceğim. Var mı bir aday? Aday var mı? Bakıyorum. Geline siz mi bakıyorsunuz, oğlan mı bakıyor? Oğlan bakacağım. Oğlunuz yarın öbür gün geldi. Allah korusun. Hiç hoşlaşmayacağınız bir gelin adayını getirdi. Ana ben bunu seviyorum, bununla evleneceğim dedi. Alırım. İster alırım. Önemli olan oğlunuzun istemesi. Tabii, onların ikisinin anlaşması. Peki siz bir kızı beğendiniz. Sizin dünür adayınız da pek bir hoşunuza gitti. Anasına bakıp kızını alacaksınız. Oğlana der misiniz? Yavrum, şurada şöyle bir kız var. Bir bak istersen çocuğa. Oğlumun istediği yoksa söylerim. İstediği varsa söylerim. Karışmaz. Karışmaz. Kızı aldınız gelini. Hiçbir işten anlamıyor. Evet. Hayatında hamur görmemiş. Evet. Unu görünce fare görmüş gibi kaçıyor. Efendime söyleyeyim. Bu ateşin başına geldiği zaman ateşin başında biciyor. Evet. Yapamıyor. Ne olur? Ne olur öğretirim. Ben de bilmiyordum. Gelin geldiğimde bana da öğrettiler. Ya sen ne tatlı bir kayınvalide adayısın. Tabii. Sana gelen gelini rahat edecek. Tabii rahat edecek. Kolay gelsin Adalet ablacığım. Sağ ol, Allah razı olsun. Ve yine ağır işlerden yapan eltilerin sadece baktığı, yemek için sabırsızlandığı bebek. Gülecek bir şey yok, göremiyorum gülecek bir şey. Sizin efendim tam olarak göreviniz nedir? Hamur açıyor ama ben yağlıyorum, eltini de yapıyorum. Elti midir o da? Şey, ana biz eltiler arasına düşmüşüz. Siz necisiniz? Amcamızın hanımı oluyor. Amcamızın ev sahibi.
Değil mi? Şimdi küçükken top oynuyorduk biz. Top olan direkt takıma girerdi. Sıkıldığı zaman, ona pas atmadıkları zaman topunu alır giderdi. Ev sahipliğinde de böyle bir durum var mı? Hiçbir şey karışmamışsınız mesela. Ama sizden değil, işçilik sizden değil, yağ sizden değil, saman sizden değil. Sadece mekan, sadece saman. Bunların ne kadar ev sahibi bulundu? Yani yarısı sizin mi mesela? Aslan payı ev sahibi değil. Siz ama gördüğüm kadarıyla normal bitkisel mağaraların da kullanıyorsunuz. Tabii karşı konu güzel kızarır. İsminizi bağışlayın. Münevver Kural. Münevver hanımefendim, siz evlendiğinizde acaba bu işleri yapmayı biliyor musunuz? Evet tabii de çok 18 yaşında evliyim. Bilmiyordunuz bu işleri. Size de kayınvalideniz mi öğretti? Tabii. Şimdi biz burada pişen leziz şeyleri yiyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi size bunları göstermeyeceğiz. Beni her gördüğünüz yerde homini gırtlak götürüyorsun, yemeyeceksiniz. Hele sen, nankör. Nankör Kerem, nankör. Şişko dediğin zaman kızıyorsun. Yiyen ondan sonra kızıyorsun. Şişkosun kardeşim. Yemiyorum ben. Şişkosun. Sen nesin? Ben zayıf. Zayıf mı? Köçeye döndün, köçeye. Hadi hadi konuşturma beni. Nerede bir çengi görsen tencere yuvarlan soyunuyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.